Kur'an okuyabiliyorsun değil mi amca? Ben günlük ortalama yazın yüzlerini sayıyorum, kışın yüz sayıyorum. Tamam, biz sana güzel bir Kur'an-ı Kerim getirelim, hediye edelim. Kur'an-ı Kerim, sen de oku, bu gençlere de dua et sürekli. İçinde kaç tane var burada? Evlat bana daha üstün ettim. Ben onlara saygı duydum. Onlar bana saygı değil. Ben yaştan ondan yaşlıyım ama ben onlara saygı duydum. Çünkü onlar vazife yapıyorlar. Gönüllü vazife yapıyorlar. Onlar dedim ne dedim? O gönül işidir. Onlar uğraşmıyorlar. Onlar zevk alıyor o işten. Bir insan yaptığı işten zevk almaz da o işin tadı olmaz yani. Onlar gönüllü yapıyorlar sen. Ya, maddi karşılığında ki imkanı yok diyorsun. Ama maddi yapmıyor ki ne? Onlar gönül işinden gönül yapıyor onlar. Ruh yapıyorlar. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak kurduğumuz Gönüllü Gençlik Hareketi topluluğu 600'e aşkın genciyle birlikte yaşlarımızın manevi evlatları olmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda yaşlarımızın evlerini temizliyorlar, boyasını, badanasını yapıyorlar, soba kurulumunu yapıyorlar ve düzenli olarak onları ziyaret ederek yaşlarımızın gönüllerini fethedip dualarını alıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok önemsediği projeler arasında yer alan gönüllü katılım çalışmaları aslında hem gençlere hem yaşlılarımıza büyük bir manevi kazanım sağlıyor. Yaşlılarımızın dualarını alan gençlerimiz manevi bir motivasyona sahip oluyorlar. Aynı zamanda yaşlılarımız da gençlerimizle birlikte onların bu hareketini görerek hem onlara dualarında yer veriyor, hem de vefalı bir neslin her zaman varlığını hissediyorlar. Gel yan. Şöyle tut, bu şekilde tut. Bak, bunu giyin. Evet. Bir tek ileri. Yaşlarım duasından önce kendimi o kadar iyi hissediyorum ki manevi olaraktan hem Allah'ın rızasını kazandığımızda hem de böyle genç enerjimizi bu tür olumlu şeylerde harcayabildiğimiz için ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Ailem de oldukça katkılarını sağlamaya çalışıyorlar. Yani bütün enerjimizi böyle şeylere harcamayacağız da neye harcayacağız ki?